Çok güzel. Bu yolun yapımını hatırlıyorum Bob. Uçurumun kenarına kadar gidiyordum. Bitirdiğimizi sanıyordum. Pek sayılmaz Scoop. Başkan buranın gerçek boyutlu dinozorlarla Fixum'un yeni dinozor parkı olmasına karar verdi. Dinozor nedir? Onlar kocaman kertenkelelerdi. Ama çok çok uzun zaman önce. Kaç tane dinozor olacak? 5. Bir ankylosaurus. Bir iguanodon, bir stegosaurus. Ve bir pterodaktil. Yani 4 dinozor olacak. Bir de hareket edip kükreyebilen çok özel bir triceratops maketi olacak. Yani 5 olacak. Yani bir sürü dinozor mu geliyor? Yalnızca dinozor maketleri. Sakın korkma Mac. Korkmuyorum tabii. Yol boyunca kapıları, tabelaları ve dinozor maketlerini yerleştirmemiz gerekiyor. Hadi işe koyulalım ekip. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Neydi o? Bir dinozor. Olamaz. Dinozor beni yakalayabilir. Mac, beni kocaman sarı bir dinozor mu sandın? Paniklemene gerek yok Mac. Sanırım dinozorları pek sevemeyeceğim. Aslına bakarsan küçük bir çocukken ben de onlardan biraz korkardım. Sen mi korkuyordun Leo? Korkumu nasıl yendim biliyor musun? Nasıl? Bir dinozor gibi kükreme taklidi yaparak. Olabildiğince yüksek sesle. İşte böyle. Hadi denesene Mac. Tamam. Böyle mi? Çok güçlü bir sesti. Şimdi daha iyi misin? Biraz daha. Teşekkür ederim Leo. Bu patikayı bitirmek için biraz daha ağaç yongası lazım. İkiniz gidip getirir misiniz? Tabii Bob. Bir dinozor bekliyorsanız iyi gününüzdesiniz. Vay! Bu hangi dinozor Bob? Onun adı Iguanodon. Daha fazlası da yolda geliyor. İşte gösterinin yıldızı bu Bob. Triceratops hizmetinizdedir. Harika, teşekkürler. Hazır. Hop. Muhteşem. Çok iyi gidiyorsunuz çocuklar. Ne yapıyorlar Bob? Buna snowboard deniyor Scoop. Harika görünüyor. Keşke ben de yapabilseydim. Hey, dikkat et Scoop. Özür dilerim Leo. Kafası olmayan bir kardan adamla bu akşamki Spring şehrinde kış festivalinin birincilik ödülünü kazanamayız. Spring şehrinde kışa bayılırım. Spring şehrindeki en sevdiğim organizasyondur. İnsan neden kışı bir festivalle kutlamak ister anlayamıyorum. Yazın güzel, sıcak, güneşli bir kumsalı tercih ederim. Kumsalda her zaman eğlenirim. Denizde yüzerken mi? Plaj topuyla oynarken mi? Hayır, kumdan kaleler yaparken. Anlıyorum. Merhaba Bob. Kesinlikle olağanüstüydü, öyle değil mi? Evet, kesinlikle olağanüstüydü. Bu akşam festivaldeki snowboard akrobasi gösterimizi görene kadar bekle. Müthiş bir gösteri olacak. Tabii ya. Gerçekten müthiş olacağı benziyor. Merhaba Bob'un ekibi. Snowboard yapmaya mı geldiniz? Evet, yapabilir miyiz Bob? Lütfen, 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 lütfen. Buraya snowboard yapmaya gelmedik Sky. Tresiyeji bitirmeye geldik. Sizi dağın ta tepesine taşıyacak. Böylece her kayışınızdan sonra tırmanmak zorunda kalmayacaksınız. Güzel, müthiş. Her şey planlandığı gibi giderse. Ve gitmemesi için bir neden göremiyorum. Telesiyeci bu akşamki gösterinizden çok önce bitiririz. Böylece pistte antrenman yapacak bir sürü vaktiniz olur. Harika. Teşekkür ederim Bob'un ekibi. Ama sanırım bu arada tepeye kadar kendimiz gitmemiz gerekecek. Gidelim çocuklar. Pekala ekip.
Yolcuların telesiyejden ineceği tepedeki istasyonu inşa edeceğiz. Ardından koltuklar için kabloyu çekeceğiz. Hepimiz hasta olmadan önce yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Harika iş çıkardınız ekip. Bir mola verelim. Merhaba Bob. Vay, bu gerçekten muhteşem görünüyor. Ücretsiz bir snowboard dersini hak ettin. Ne dersin? Yavaşça bentli dizleri kır. Olamaz. 13, 14. Aa, 101, 102. Ah, merhaba çocuklar, sizi görmemiştim. İyi denemeydi baba. Neden herkes bugün tuhaf davranıyor ki? Bu öğleden sonraki eğlence koşusu için antrenman yapıyorlar. Eğlence koşusu mu? Ha, koşmak neden eğlenceli anlayamıyorum. Çok eğlencelidir. Ayrıca formda ve sağlıklı kalmanın harika bir yoludur. Yarışmacılar bu hafta boyunca yaptığımız parkurda koşacaklar. Bu gerçekten eğlenceli görünüyor. Keşke biz de katılabilseydik. Evi bakıma katılacağız Scoop. Spor parkurundaki son engelleri bitirerek. Yani bir ip merdiven, tırmanma kafesi ve kanatlı köprüyü. Hey! Merhaba Bob'un ekibi. Herkes sağlık parkurunu bitireceği için heyecanlı mı bakalım? Evet. İşte buna enerji denir. Vay! Sky Simpson, Spring şehrinin en ünlü sporcusu ve dünya şampiyonu. Eğlence koşusunu Sky organize edecek. Söylesene Sky, koşuda, yüzmede ve kaşıkta yumurta yarışında dünya rekorlarını kırmayı nasıl başardın? Asla pes etmeyerek. Ayrıca meyve sebze yardımıyla kahvaltıda brokoli yemeyi çok severim. Kahvaltıda brokoli mi? Bob, yarın brokoli yiyebilir miyiz? Hayır Scoop. Sen bir makinesin, unuttun mu? Senin yemeğin dizelden ibaret. Haklısın. Pekala ekip, bitirmemiz gereken bir parkur var. Duydunuz. Hadi başlayalım Bob'un ekibi. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Tırmanma kafesi tamam. Harika iş çıkardınız Bob'un ekibi. Dinlenmeye vakit yok. Özel bir sürpriz olarak hepinize eğlence koşusuna yazdırdım. Kim ne heyecanlı söyleyin bakalım. Ben. Ben değilim. O zaman şimdi antrenmana başlayalım. İlk önce yıldız zıplayışı. Haydi ekip, haydi. Bu yaptığın egzersiz değil Leo. Aslında öyle. Baş parmaklarıma yaptırıyorum. Nasıl yapıyorum Sky? Demek geldiniz Bob. Ayı bölmesinin inşaatını bitirmenizi istiyorum. Yeni ayı gelecek hafta geliyormuş. Endişelenme Jenny. Ondan çok önce işi bitiririz. Teşekkürler Bob. Bu çok özel bir durum. Fixim hayvanat bahçesinde çok uzun yıllardır bir ayı yoktu. Biliyor musun, daha küçük bir çocukken bir ayı gördüğümü hatırlıyorum. Peki yeni ayı neden eski bölmede kalamıyor Jenny? Bunun bir sebebi var. Burası eskiden ayıların tutulduğu çukur. Ama artık ziyaretçiler için bir piknik alanı. Çok küçükmüş.
Evet. Artık ayı bakma konusunda daha çok şey bildiğimizden onu burada tutamayız. Mutlu olmak için çok büyük bir alana ve daha doğal bir habitata ihtiyacı var. Habitat ne demek? Habitat yaşadığın çevre demek Mak. Güzel bir yaşam alanı olmazsa ayı mutsuz mu olur yani? Ya da buna öfkelenir mi? Ayılar büyüktür ve vahşidir ve ormanlarda, dağlarda yaşarlar. Öfkeli bir ayı görmek istemiyorum. Endişelenme Mak, ayıyı mutlu etmek için özel bir planım var. Neler yaptığımızı sana haber veririm Jenny. Burası pek habitat sayılmaz. Olacak Mak. Buraya ayı dağı inşa edeceğiz. Ayının tırmanması için 3 farklı seviyesi olacak. Ayrıca en altta yüzmek için bir havuz ve sığınmak için bir mağarası olacak. Bir dağ mı? Bir dağ inşa edeceğiz. Harika. Ayılar keskin pençeli ve güçlüdür. Dolayısıyla her şey dayanıklı olmalı. Bu yarım borudan muhteşem bir mağara olur. Ayrıca ayının plastik bir havuz kaplamasını delmesini istemeyiz. Bu yüzden betondan yapacağız. Pekala ekip, başlayalım. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Vay, gerçek bir dağa benzemeye başladı. Bir ayı için biraz sade. Henüz bitirmedik Mak. Onu hala doğal göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden ağaç ve çalılar sipariş ettik. Dahası bunlar yağmur yağdığında toprağın akıp gitmesini önleyecekler. Hadi Leo, gidip onları getirelim. Ben de Jenny'ye yaptıklarımızı anlatmak. Pekala ekip, bugün gökdelen için asansör işini halledeceğiz. Harika! Yaşasın! Asansör nedir bu? Anlatayım bak. Bu kadar büyük bir bina inşa ettiğinizde merdivenleri kullanarak inip çıkmak için fazla yüksek olur. Bu yüzden asansör denen bir taşıma aracı koyarız. İçine binersiniz, bir düğmeye basarsınız ve sizi binanın en tepesine kadar götürür. Oradan Spring şehrinin tümünü görebilirsiniz. Vay canına. Spring şehrinin tümünü mü? Spring şehrinin tümünü görmek istiyorum. Asansörle çıkabilir miyim? Lütfen, 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 lütfen. Maalesef Sukup, sanırım asansörle çıkmak için biraz fazla büyüksün. Evet. Arka kepçen dışarıda kalır. Tiny, yük kafesini gönderir misin lütfen? Hemen iniyor Bob. Teşekkür ederim Tiny. Şimdi yukarı çıkıp işe başlayacağız. Şu malzemeleri yük kafesine yükler misiniz lütfen? Hiç sorun değil Bob. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Affedersiniz, geciktim. Merhaba Bob. Merhaba Başkan Madison. Merhaba ekip. Merhaba Başkan Madison. Merhaba Bay Bentley. Herkese merhaba. Teşekkür ederim Bay Bentley. Bu kadar yeter. Pekala Bob. En üst kata çıkmak istiyorum lütfen. O konuda küçük bir sorun olabilir. Çünkü binaya henüz asansörü monte etmedik. Ama Spring Şehir Gazetesi'nin yarınki manşeti için en tepede bir fotoğraf çektirmem gerekiyordu. Belediye başkanı şehrini inceliyor. Biz de şimdi tam asansörü takmak üzereydik. Daha sonra gelseniz olur mu? Servis asansörü de var. Hayır, onunla çıkamam. Daha sonra geliriz. Bay Bentley. Saat 4'te gelebiliriz. 4'te mi? O halde 4 olsun. Ne güzel, saçım yaptırmak için bir sürü vaktim olacak. Bir belediye başkanı her an iyi görünmeli. Başkan saat 4'te çıkmak istiyorsa harekete geçsek iyi olacak. Pekala ufaklıklar, kafesi doldurun. Keşke yukarıdan manzarayı görebilseydim. Bütün Spring şehrini. Senin için dert değil Martıcık. Gökdelenin tepesine istediğin zaman çıkabilirsin. Hepsi
Hepsi yüklendi ve çıkmaya hazırız Tiny. Kule gücünün vakti geldi. Bir dakika.